Uf ya, pas yine ver. Kaçırdım. Hadi gel de çabuk. Hadi pas ver. Hadi atsana oğlum, yine hadi kaçıracaksın topu. Atsana oğlum, ya. Hadi, bana da. Hadi ihtiyar geliyor. Ver topu, ver. Atacağım topu. Ya ihtiyarı topu atma yazık. Bak şimdi ihtiyarın kafasını atacağım. Bak şimdi ihtiyarı atacaksın adamı. Kafasını atacağım. Terbiyesiz çocuklar. Utanmıyorsunuz değil mi? Hadi taş atalım ihtiyar. Terbiyesizler sizi. Hadi bana da taş verin. Siz ne biçim çocuklarsınız? Utanmaz şeyler. Sizin kafanızı koparırım. Terbiyesiz şeyler. Terbiyesiz şeyler. Terbiyesizler. Asıl sen ne biçim adamsın be? Utanmıyor musun el kadar çocukları kovalamaya? İyi ama onlar bana taş attılar. Onlar durduk yerde kimseye taş atmazlar. Kim bilir nasıl korkuttun çocukları. Bu mahallede bir tane dostun var mı senin? Yok. Neden yok? Çünkü huysuzun Nemrut'un tekisin sen. Hadi çocuklar. Hadi uzak durun bu adamdan. Bir şey yapmadık ki o ihtiyara. Hadi çocuğum huysuz hadi. Huysuz ihtiyar ne hadi olacak? Tamam Berlin Bey'de gidiyorum. Huysuz adama. Tamam hadi Berlin evladım. Teyze. Üf yine kızdılar bize. Bir tamam, daha sakın tamam, yaklaşmayın bu adama. Merak etmeyin Berlin teyze. Çocuklar, çocuklar, gözlüksüz okuyamıyorum. Bir bakar mısınız? Hadi kızım. Bir okuyayım bakayım şunu bana. Kaç paraymış bu fatura? Ama bu fatura eski amca. Neden eski olsun canım? Eski, burada 2011 yazıyor. Ha, ver. Yanlış mı vermişim? Bak bakalım bu yavrum ha? Evet bu. Ne kadar yazıyor? 53 lira. 53 lira mı? Üf. Ne yapalım? Sağ ol. Amca bunu düşürdün. Ne arıyor bu sende? Faturayı çıkarken düşürdün amca. Çocuğa bir teşekkür bile etmedi. Anneniz sizin bu adamla konuştuğunuzu görmesin çok kızar. Niye Pervin teyze? Bir sopayı eline geçirirse görürsünüz neden olduğunu. Daha az önce 3 çocuğu ben kurtardım onun elinden. Hadi bakayım. Abla, bu giden amca hiç kötü birine benzemiyor. Evet, benzemiyor. Abla. Efendim? O amcanın yarın doğum günü. Nereden biliyorsun? Hani kimliğini düşürmüştü ya, o zaman okudum. Adı da Hasan'mış. Acaba Hasan amca doğum gününü kutluyor mudur? Bilmem. Ne düşünüyorsun? Biz kutlayalım mı? Doğum gününü mü? Evet. Nasıl kutlayacağız? Anneme bir pasta yaptıralım. Çok güzel olur. Ama annem yapar mı acaba? Yapar herhalde. Üzerine kaç tane mum almamız gerekir? Çok almamız gerekir. Ama biz bir tane alırız. Anlatmayacak mısın? Şu an hiçbir şey sorma. Ama bak beni dinle. Bir şey sorma dedim Feride. Sorma! Hoş geldin Pervin abla. Hoş bulduk. İçeri geçsene abla. Yok, geçmeyeceğim. Sana bir şey söylemek için geldim. Seni kızlarla karşılaştım şimdi. Bir şey mi oldu yoksa? Ay yok. Şu huysuz var ya, onunla konuşuyorlardı. Ne işleri var o adamla? Aman Feride, söyle uzak dursunlar o adamdan.
Ayol ben bile iki kelime konuşmaya korkuyorum o adamla. Delinin teki o. Ben çekerim onların kulaklarını. Ha, çek, çek. Hadi gidiyorum ben. Hadi. Hadi. Söyle hadi. Anne. Biz bir şey söyleyeceğiz sana. Benim de size söylemek istediğim bir şey var. Önce siz söyleyin bakalım. Aşağı sokakta oturan yaşlı amca var ya. O amcanın yarın doğum günü. Siz nereden biliyorsunuz? Ben kimliğinde okudum. Adamın kimliğini nerede gördün sen? Yere düşürmüştü. O zaman okudum. Anne, onun için pasta yapar mısın? Onun için pasta mı yapacağım? Evet anne, ne olur doğum gününü kutlayacağız. Siz delirdiniz mi? Biz kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Bir de kalkıp o asık suratlı ihtiyara pasta mı yapacağım? Anne ne olur, o amca yalnız yaşıyor. Kimse onun doğum gününü kutlamaz. Bana bakın. Bir daha o adamla konuştuğunuzu görmeyeceğim. Neden? O adamın ne olduğu belli değil. Konuşmayacaksınız bir daha o adamla. Neden kimse onu sevmiyor? Ne güzel sürpriz yapacaktık. Biz de babama söyleriz. Babam mı yapacak pastayı? Yapmayacak tabii ki, akıllı. Pastaneden alacak. Baba. Efendim. Biz sana bir şey söyleyeceğiz. Hani bizim mahallede oturan Hasan amca var ya. Şu asık yüzlü ihtiyar mı? Onun kimsesi yok mu baba? Yok galiba. Yıllardır kimsenin evine girip çıktığını görmedik. Hem siz neden soruyorsunuz bakayım? Hı? Baba, yarın Hasan amcanın doğum günü. Biz ona sürpriz yapmak istiyoruz. Ne sürprizi? Sen bize pasta alır mısın? Hasan amcanın doğum gününü kutlayacağız. Pasta mı alacağım? Evet baba, küçük bir pasta. Yine mi aynı konu? Ben size olmaz demedim mi? O adamdan uzak duracaksınız demedim mi? Biz onun için çok üzüldük anne. Onu biraz mutlu etmek istiyoruz. Anneniz haklı. O adamdan uzak durun. Ama Hasan amca iyi birine benziyor baba. İyi veya kötü. Ondan uzak durun. Hadi şimdi odanıza. Hadi bakalım. Efendim. Biz sana bir şey söyleyeceğiz. Hani bizim mahallede oturan Hasan amca var ya. Şu asık yüzlü ihtiyar mı? Onun kimsesi yok mu baba? Yok galiba. Yıllardır kimsenin evine girip çıktığını görmedik. Hem siz neden soruyorsunuz bakayım? Hı? Baba, yarın Hasan amcanın doğum günü. Biz ona sürpriz yapmak istiyoruz. Ne sürprizi? Sen bize pasta alır mısın? Hasan amcanın doğum gününü kutlayacağız. Pasta mı alacağım? Evet baba, küçük bir pasta. Yine mi aynı konu? Ben size olmaz demedim mi? O adamdan uzak duracaksınız demedim mi? Biz onun için çok üzüldük anne. Onu biraz mutlu etmek istiyoruz. Anneniz haklı.
O adamdan uzak durun. Ama Hasan amca iyi birine benziyor baba. İyi veya kötü, ondan uzak durun. Hadi şimdi odanıza. Hadi bakalım. Pasta yapalım. Biz pasta yapmayı bilmiyoruz ki. Ben annemi yaparken görmüştüm. Yapabilirim. Yapamayız. Hem annem bizim yapmamıza da kızar. Haklısın. Bizim kumbaramızda para yok mu? Birkaç kere sorduk ki. Uyandıralım mı? Evet, çünkü sürpriz yapacağız. Ama sen önce mum yak. Hı hı. Hasan amca. Hasan amca. İyi ki doğdun Hasan amca. Ne oluyor? Bugün senin doğum günün değil mi? Doğum günüm mü? Evet. Biz de senin doğum gününü kutlamaya geldik. Hadi üfle mumu. Üflesene. Siz ateşle mi oynadınız? O ateş değil, mum. Üflesene Hasan amca. Siz nasıl içeriye girdiniz bakayım? Kapı açıktı. Demek kapıyı kapatmayı unutmuşum. Hay Allah. Hadi çıkarın üstünüzü başınızı. Şöyle oturun bir kenara. He? Nerede kaldı bunlar? Sallana sallana geliyorlardır. Önce sen yemelisin. Çünkü senin doğum günün. Bu da doğum günü hediyen. Hediye mi? Evet. Benim doğum günüm öyle mi? Evet. Dün kimliğini düşünmüşsün ya, o zaman aldık sana.
amca. Evet, cevap bekliyorum. Cevap vermeyecek misiniz? Size nerede kaldınız diye sordum. Şey, parkta sallandık biraz. Benim sizi merak edeceğimi hiç düşünmediniz mi? Bir daha benden habersiz sakın böyle bir şey yapmayın. Daha iki gün önce para istedim Sabri Bey'den. Tekrar nasıl isterim ki? Üstelik adam bu son olsun dedi. Peki ne yapacağız? Evde doğru düzgün yiyecek bir şey bile kalmadı. Olanla idare edeceğiz artık. Olan bir şey yok ki, neyle idare edeyim? Ya bağırma, çocuklar duyacak. Ne yapayım ya? Zaten laf da dinlemiyorlar. Hayırdır? O suratsız, asık yüzlü ihtiyarla konuşmaya devam ediyorlar. Ne konuşuyorlar ki? Ne bileyim ben. Geçen gün pasta diye tutturmuşlardı. Evet, bana da söylediler. Bugün de Pervin abla o taraftan geçerken görmüş. Belki oraya gitmemişlerdir. Geç kaldılar biraz. Neden geç kaldıklarını sorduğumda parka uğradık dediler ama. Sen çağır bakayım şunları bir bana. Babanız sizi çağırıyor. Tamam anne, geliyoruz. Hasan amca gittiğimizi mi öğrendiler yoksa? Bilmem. Sorarsan ne diyeceğiz? Doğruyu söyleyeceğiz. Ama anneme yalan söyledik. Söyledik ama ben pişman oldum. Çünkü yalan söylemek çok kötü bir şey. Hem annemden de özür dileriz. Hadi gidelim. Efendim baba. Yaklaşın bakayım şöyle. Pervin teyzeniz sizi aşağıdaki yoldan gelirken görmüş. Ne işiniz vardı o tarafta? Öyle birbirinize bakacağınıza soruma cevap verin. Şey baba, biz şeye gittik. Neye gittiniz? Hasan amcaya gittik. Ne yaptınız kızım orada? Hasan amcanın doğum gününü kutladık. Baba biliyor musun? Hasan amca hayatında ilk defa hediye alıyormuş. Daha önce hiç kimse ona hediye almamış. Kim hediye alır ki o asık yüzlü ihtiyara? Ama Hasan amca iyi bir anne. Biz doğum günü kutladık diye ağladı. Tamam kızım. Bakın bu son olacak, tamam mı? Bir daha onunla konuşmayacaksınız. Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam. Hadi şimdi odanıza. Bakmıştınız. Ben iki kız çocuğuna hediye alacaktım. Torunlarınız mı yoksa? Torun mu? Evet, evet. Torunlarım. Yaşları kaç? Biri 10-11 gibi,
Diğeri de ona yakın işte. Şuradan bir şeyler bakalım. Olur. Bakın. Ya aç şu kapıyı, aç! Ömer! Oğlum, Ömer! Ömer oğlum, bakıyorum bugünlerde bu adamla çok samimi oldunuz. Önce kızlar, şimdi sen. Ne samimi olması Pervin Hanım? Kızlarımdan uzak durmasını söyleyecektim. Ama açmıyor işte kapıyı. Açmaz. Kiminle konuştuğu var ki? Ay kaç yıldır bu mahallede oturur, bir Allah'ın kuluna selam verdiğini görmedim ben. Ben görürüm nasılsa. Yarın ilk dersiniz ne? Bizim ilk dersimiz hayat bilgisi. Ondan sonra da... Bizim de. Aa! Hasan amca, Hasan amca, Hasan amca. Güzellerim, canlarım. Hasan amca, senin ne işin var burada? Sizi görmeye geldim. Gerçekten mi? Gerçekten. Hem de size hediye aldım. Hediye mi? Ama bizim doğum günümüz değil ki. Olsun, ben gene de aldım. Bak, bu senin için. Bu da senin. Çok güzel. Teşekkür ederim Hasan amca. Canım. Ben de çok teşekkür ederim Hasan amca. Eğil de öpeyim seni. Hadi abla çabuk ol. Abla çabuk ol. Tamam. Tamam sakladım. Kızlar hadi babanız geldi. Hadi geldi. Ömer ne oldu? Ne oldu? Sinan geldi bugün şirkete. Parasını istiyor. Acelesi neymiş? Ne acelesinden bahsediyorsun sen? Adamdan bir ay sonra vereceğiz diye para aldık. 3 ay geçti üstünden. Sıkışık olduğumuzu biliyor. Ne yapsın yani? Biz sıkışığız diye alacağından mı vazgeçsin? Rezil oldum. Sabri Bey'in kulağına kadar gitti. Biz bu borçların altından kalkamayacağız. Bugün Pervin abla uğradı. O adamın evine gitmişsin. Neden gittin Ömer? Sana soruyorum. Ne soruyorsun? O suratsız adamın evine gitmişsin. Evet gittim. Kızlarımdan uzak dursun diye gittim. Ama bulamadım evde. Bence yarın yine uğra. Pervin abla diyor ki o adam sapık bile olabilirmiş. Yarın ben Sinan'ın parasını bulmaya çalışacağım. Nereden bulacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Olur mu öyle abla? Bir kahve yapsaydın. Yok yok. Otur otur. Sabah sabah rahatsız ettim ama sana anlatacaklarım önemli. Hayırdır inşallah? Kız Feride, sen beddua mı ettin? Ne yaptın?
Ya sen ne söylemeye çalışıyorsun Pervin abla? İhtiyar suratsız adam var ya. Ne olmuş ona? Adam hastalanmış. Bu sabah doktor geldi. Kesin senin bedduan tuttu. Ne? Hastalanmış mı? Ay ben ne beddua edeceğim ona ya. Allah'ından bulmuştur suratsız. E doğru söylüyorsun. Demek hastalanmış. E Feride doktor geldi dedim ya. Abla, abla kalk abla. Ne olur abla kalk. Ne oldu ya? Hasan amca hastalanmış. Hasan amca mı hastalanmış? Evet. Kim söyledi? Pervin teyze annemi söylerken duydum. Seni çok merak ettik Hasan amca. Hasta olduğunu duyunca hemen geldik. Neden hasta oldun Hasan amca? Doktor ne dedi? Üşütmüşüm işte. İlaç verdi. Hasan amca, bunlar kim? Çocuklarım mı? Biri kardeşim, diğeri de ben. Hangisi sen? Bu benim, bu da kardeşim. Ne kadar çok değişmişsin. Kardeşin nerede şimdi? Vanda. Çaldın anne. Nerede kaldı bunlar? Alt tarafı bir defter alıp geleceklerdi. Yine asık suratla o ihtiyarın yanına gitmesinler. Pervin ablayı duymuş olabilirler mi? Çok uzakta. Buraya seni görmeye gelmiyor mu kardeşin? Gelmiyor. İstese de gelemez zaten. Neden gelemez? Çünkü öldü. Hepsi birden öldüler. Anam, babam, kardeşim, Hamdi, diğer kardeşim Arif. Hepsi aynı gecede öldüler. Hepsi birden mi öldüler? Evet. Hepsi birden öldüler. Çünkü o gece Çaldıran'da deprem oldu. Sizleri de üzdüm çocuklar. Bağışlayın beni çocuklar. Neyse bırakalım şimdi bunları. Sizler ne yapıyorsunuz anlatın bakalım. Hasan amca. Bence bu fotoğrafı büyütüp duvara asmalıyız. Bir ara düşündüm ama kim uğraşacak şimdi onunla kızım? Eğer istiyorsan okulun yanında fotoğrafçı var. Biz yaptırırız. Çok iyi olur.
Ama parasını ben vereceğim. Tamam. Doğruyu söyleyeceğiz. Hasta olduğu için uğradık deriz. Tam tahmin ettiğim gibi. Siz yine mi o suratsızın evine gittiniz? Hastaymış anne. Baban size bir daha o adamla görüşmeyeceksiniz bile demedi mi? Ama anne biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Hasan amcanın kimsesi yok. Bütün ailesi depremde ölmüş. Bana ne kimsesi yoksa? Sizin neyiniz oluyor o adam? Neden biz gitmeyin dedikçe gitmeye devam ediyorsunuz? Bunun hesabını babanıza vereceksiniz. Yürüyün. Hadi düşün önüme. Tutun elimi. Evet sizi dinliyorum. Ben size gitmeyin demiştim. Niye gittiniz? Hasta olduğunu duyduk baba. Ne olmuş hastaysa? Siz doktor musunuz? Onu iyileştirmek size mi düştü? Görmek istedik baba. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü biz Hasan amcayı seviyoruz baba. Siz neden sevmiyorsunuz baba? Hasan amca ne yaptı size? Ne mi yaptı? O adamın ne olduğu belli mi? Hırlı mı, hırsız mı? Bir garip zaten. Tanısanız o kadar iyi ki. Hem biliyor musunuz bütün ailesini depremde kaybetmiş. O mu anlattı bunları? Evet baba. Hatta bak depremde ölen kardeşinin fotoğrafını göstereyim. Ne fotoğrafı? Hasan amcayla kardeşinin fotoğrafı. Neden verdi bunu size? Fotoğrafı büyük. Hasan amca duvara asacak bu fotoğrafı. Adam çocuklarımı resmen kullanıyor ya. Bu fotoğraf kaça büyütülür biliyor musunuz siz? Parasını da verdi. Git konuş o adamla Ömer. Uzak dursun kızlarımdan. Sakın konuşma baba. Evet baba konuşma. Hasan amca çok üzülür. Bu fotoğrafı verelim. Bir daha görmeyiz Hasan amcayı. Bir şey söyleme kızma ona ne olur. Yaptıracağım bu fotoğrafı. Sonra beraber gideceğiz evine. Anlaştık mı? Ömer Bey. Buyurun Sabri Bey. Az önce odama Sinan diye biri geldi. Adama borcun varmış ve ödemiyor musun? Ödeyeceğim Sabri Bey. Senin borçlularına uğraşmak zorunda mıyım ben Ömer Bey? Artık bu kadar fazla. Bu böyle gitmez haberin olsun. Fotoğrafın burada ne işi var? Bizim mahallede oturan bir adam var. Fotoğraf onun. Büyüttürmek için benim çocuklara vermiş. Bu fotoğraf bendekinin aynısı. Beni bu adamın evine götürür müsün Ömer Bey? Götürürüm efendim. Bana misafirlerimizi tanıştırmayacak mısın? Bunlar annemle babam.
bu amca da? İzin verirseniz kendimi ben tanıtayım. Adım Sabri Sönmez. Van Çaldıranlıyım. Van Çaldıran mı? Sönmez mi? Evet, merhum Hamdi Sönmez'in oğluyum. Hasan amca da Çaldıran'la, öyle değil mi Hasan amca? Evet kızım. Babamı, amcamı, bütün yakınlarımı Çaldıran depreminde kaybetmişim ben. Ya amcam sağ kurtulmuş o cehennemde. Ama o da kaçmış Çaldıran'da. O zamanlar 3-4 yaşlarındaymışım. İstanbul'da yaşayan dayım yanına almış beni. Dayımın yanında büyüdüm ben. Dayımdan öğrendim ben bir amcamın olduğunu ve Çaldıran'ı terk ettiğimi. Elimde rahmetli babam ve amcama ait sadece bu fotoğraf var. O fotoğraf Hasan amcanın. Ben bu fotoğrafa bakarak hemen her gün dua ettim. Allah amcamı karşıma çıkarsın diye. Nihayet dualarım kabul oldu. Evlat. Amca. Demek ki adamcağız bu yüzden kimseyle konuşmuyormuş. Ben de bütün sevdiklerimi kaybetsem delirirdim. Allah korusun. Ben seni de öldü biliyorsun. Senin amcan mı Sabri amca? Evet amca. Çocuklar, amcamı sizin sayenizde buldum. Bana dünyaları bağışladınız. Beğendin mi amca? Çok güzel. Senin mi? Benim değil. Senin amca. Benim mi? Evet senin. Bundan sonra bu evde yaşayacaksın amca. Ama bu ev çok büyük. Bana çok fazla. Ama torunlarım da benimle burada yaşamayı kabul ederse... Torunların mı? Evet torunlarım. Onlar bana Allah'ın bir lütfu. Torunlarım ve tabii siz de benimle bu evde yaşamayı kabul ederseniz bu eve gelirim. Ne dersin Ömer? Yap bu iyiliği benim için. Ben Ömer'in yerine cevap veririm. Torunların seninle bu evde yaşamayı kabul ederler amca. Torunlarım.
Ben Ömer'in yerine cevap dedim. Torunların seninle bu evde yaşamayı kabul ederler amca. Torunlarım. Biz bunu hak ettik mi Ömer? Yok. Bizim hakkımız yok. Canlarım. Ama Öykü ve Özge'nin hakları var. Onlar bizim göremediğimizi gördü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.